Arkadaşlar şu anda şoka geldim ve şöyle bir şey gördüm. Aslında bunun video çekmeyecektim ama bir anda çekme kararı aldım. Şöyle kakaolu puding, bitter çikolatalı puding, iki tane de çikolata sosu var içerisinde ve bir de filesi var, file çantası. Fiyatını da göstereyim, 15,95. Bir tane bundan alıyorum. Ondan sonra şöyle bakıyorum. Şöyle size sebze tarafını da göstereyim. Marketlerdeki enflasyonu görün. Evet. Burası. Anne alsak mı bunu? Al. Madem bunu aldık da alalım. Bir yemek bir şöyle. İki tane var. Etkiden yaparsın. Tamam. Tamam. Daha inceleri varsa daha incelerinden al. Aynen öyle. Aynen. Tamam. Bardaklar gelmiş. Çocuklar için oyuncaklar gelmiş. Güzelmiş bu. Ay. Çocuk olasım geldi. Senin de partiler. Böyle sürahi. Evet, tavuk. 15,90. 15,90. Kış geldi ve şapkalar da gelmiş. Şöyle göstereyim de fiyatı da ne kadar? Bereler diyor, 30,90. 10 TL. Evet, bundan almıştım ben. İki kulaklı. Ha şey 500 gram miktarda daha ucuz. Şey bebe bisküvisi değil dedim ben. Etinin bebe bisküvisi 15,95'e düştü. Sadece fatura yatırmak için çıkmıştık. Amma lakin gösterelim. Sırf şu filesi için 15,95 verdim resmen. Ay, pırasa ne kadar, kilosu değilmiş 7,95, sadece demeti 7,95'miş. Şaka gibi. Yani bir demette bir kilo gelmez herhalde benim gelmez. Elimde. Gelmez. Gelmez tabii benim elimde artık gibi. Yarım kilo anca, yani kilosu 16 liraya denk gelmiş oluyor. Pahalı bence. Ama işte canımız istedi aldık. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi doğalgaz faturasını yatırmaya gideceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar Niktaş'a girdim ama orada çekim yapamadım. Biraz kalabalıktı. O yüzden eve gidince zaten aldıklarımı gösteririm. Ay, her şey o kadar ateş pahası ki. Anlatamam. Enflasyon çıkmış %70-80'lerde. Ondan sonra da derler %10'larda derler. Şaka gibi. Şimdi de 100 lira geldik. Şöyle indirimli ürünleri size göstereyim. Sadece bir gün dışarı çıkmasan ertesi gün bir bakmışım her şeye zam gelmiş. Aha, yumurtayı gördüm, yine çok oldu. T 30 liraya çıkmış. Şaka gibi. Evet, şimdi de BİM'e gireceğiz. Bakalım. Buradan geçerken de valla şey oluyor. Allah. Önce bir sebze tarafına bir gidelim bakalım. Ah, aham da çok güzel.
75 liraya çıkmış ya. Kafa gibi. Ya zam gelmiş yine şekerim. Vallahi. Evet. Domates burada uzunmuş. Biraz domates alalım. Biraz da biber alalım. Ay sen al anne. Yoruldum vallahi bir. Hem çekim yapıp hem alışveriş yapmak zor. Evet, patlıcan burada kaç lira? 7.90. Benlik mesela 4.95'e aldım ve gayet de güzeldi. Ama burada da domates uygun. Orada 8 küsürdü. İşte nerede indirim oraya gidiyor. Ne yapalım? Evet, tavuk dana hadara çıkmış 17.90'a. İndirimdeyken 11.25'e almıştım. Şimdi birazcık da biber alacağız. İyilerinden de pek güzel değil herhalde. Tereyağı da 45 lira olmuş. Ben 40 liraya 39.90 almıştım. İyi ki de 2 tane almışım. Neyse ki çocuğum eski şeyimde kalmış. Evet, sütler yine pahalı. Ay süt toplamıştım, o da hemen bitti. Miktarsını almıştım. Şu yine pahalı almış. Sarımsak turşusu var mı acaba burada? Aklıma geldi de yok herhalde. Böyle kupa gelmiş. Çok şirin bir şey. Bu da 50 lira. Bu neymiş? Kahve makinesi gelmiş. 250 lira. 1 lirayı mı kapıma kalkacağım. Evet şu wok tava. 130 lira. Ha. Bu neymiş? Masaj aleti. Çok mu büyük, ağır? Bir el alsana elinden. Elimi alamam ki bir elimde. Aha, tavaları bakın. Bak bakın ne kadar tavuklar. Hepsi de çok küçük bile. Onu kaldıramıyorum. Şuna da elle. Ay o kadar ağır ki arkadaşlar. Vallahi çok ağır. Kaldıramadım bile. Şaha gibi şöyle şeyler de gelmiş. Şöyle masaj aletleri falan var. Ama neymiş yani şu? Anne bir gel. Şunları bir tutar mısın? Şu. Neymiş bu? Bu neymiş? Masaj aleti. Ben işte bunu biliyorum. Tamam. Bunlar bu hızlanmamış. Aha şu. Boş. Kafa makale. Allah'a sonra. Bu ayak içinmiş. Şöyle size de göstereyim böyle. Bakalım. Bir de şöyle var. Bu ne içinmiş? Bu da bacak ve boyun. Aslında bu iş görür. Ama herkesin boyununa uygun olur mu bilemeyeceğim yani. Fiyatı da yani 13 lira. Pek de şey değil. Artistik plastik yani. Şunlar hele almış başına gitmiş. Çelik ya. 180 lira. Şu 90 lira. Bıçak var. Bakın. Güzel görünüyor ama nasıl keser bilemeyeceğim yani. Ama şef diyor. Tefal. Şef ise güzel. Vallahi. Her şeyin yeri de değişmiş bu arada. Keçi boynuzu. Ne kadar alıyordum şu an ne kadar? 25 liraya çıkmış. Şu kakaolu fındık kreması diyor. Bakalım. Alacaklarım vardı, hepsini unuttum ya. Şöyle bakalım. Götürebilir miyiz? Kola da alalım. Bir tane de şundan alalım. Bir tane mi? He, bir tane.
Ondan sonra cevene. Ha, bir tane de şundan alalım. Yine 4.90'lık. Evet. Yaklaşık bir ay oldu. Bir aydır almıyordum. Bugün canım istedi vallahi. Çok aldım. Bir de kola alalım. Arkadaşlar market faslını bitirdik. Eve dönüyoruz. Bugün sadece doğalgaz faturasını yatırmak için çıkmıştım ama şuna bak o. O kadar yoruldum ki. Son model arabamızı da almamışız yanımıza tabii. Ah. Nefesimi böyle alamıyorum sahte. Eve gidince zaten aldıklarımın hepsini gösteririm. O zaman evde görüşürüz. Evet arkadaşlar, zor bela eve gelebildik çok şükür. Bugün sadece doğalgaz faturasını yatırmak için gitmiştim ama alışveriş yaptım şöyle. Şu puding 4 tane, 2 tane normal puding, 2 tane çikolata sos Doktor Ötker'in. Bir tane de şöyle file çantası, hemen kullandım tabii. Aldım 15.75 miydi, 15.45 miydi neydi hatırlamıyorum. Şöyle 2 bağ şey aldım, pırasa aldım. Bir bağı 7.95'miş. Ben kilosu 7.95 zannediyordum ama iki tanesine 16 lira verdim. Şöyle popkekler hala indirimdeydi. Bir tane popkek aldım. Miktaş'tan ıspanak aldım. 5.45'ti kilosu. Buna da 6 küsür verdim. Sonra şöyle tuzlu siyah çekirdek aldım. Balık kreker aldım. Domates Bim'de daha uygun domates aldım. Şöyle biraz biber aldım. Miktaş'ta patlıcan indirimde 4.95'e düşmüştü. Diğer yerlerde 8 liradan aşağıya değildi valla. O yüzden 2 kilo kadar patlıcan aldım Miktaş'tan. Ve şöyle bir tane de kola aldım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.